Rusya tavan fiyat uygulamasını kabul eden ülke ve şirketlere petrol satışını yasakladı. 5 Aralık'ta yürürlüğe giren uygulama, ülkelerin Rus petrolüne varil başına 60 dolardan fazla ödeme yapmasını engelliyor. Peki bu durumun küresel petrol fiyatlarına ve ülkelerin talebine yansıması ne olur? Detaylar haberimizde. Rusya Aralık başında kendi petrolü için tavan fiyat uygulamasını kabul eden ülke ve şirketlere satışı yasakladı. Yasağın 1 Şubat'tan 1 Temmuz'a kadar 5 ay süreceği açıklandı. Bu durum diğer Asya ülkeleri için stok açısından bir avantaj. Çin bu arada dünyada pandemi döneminde stok kapasitesini çok arttırmıştı. Halen arttırmaya devam ediyor. Yani ilave talepler farklı Asya ülkelerinden ve benzeri gelebilir. Çin'den, Hindistan bu süreci kendi lehine çevirmeyle alakalı bu durumu kullanacaktır. Batılı ülkeler varil başına 60 dolarlık fiyat sınırlamasıyla Rus petrol gelirlerini daha da azaltmayı hedefliyor. Rusya uluslararası piyasalara ürünlerini biraz daha zor satacak. Yani zaten şu an için Rusya doğu piyasalarına, Çin ve Hindistan piyasalarına özellikle 60 dolar ortalamasından petrol veriyor. Avrupa Birliği de bu 60 dolarlık limitasyonu Rusya'nın Asya ülkelerine verdiği petrol fiyatlarına bakarak 60 dolar kararı aldı. Tavan fiyat uygulamasıyla Rus petrolünün sigorta şirketleri ve kredi kuruluşları aracılığıyla sevkinin de engellenmesi hedefleniyor. Bu durum Türkiye'yi jeopolitik açıdan öne çıkarıyor. Türkiye'deki sigorta şirketleri bu süreci lehlerine kullanabileceklerdir haklı olarak. Tavan fiyat uygulaması şu noktada avantaj olacaktır. Petrol fiyatlarının yeniden öyle 120-140 dolarları görmesini önleyecek bir yönü de olacak bu tavan fiyat uygulamasının. Ya bu da avantaj, Türkiye için de bir avantaj.